Hadi geçelim. Çok beklenen bir gala vardı efendim dün akşam. Bihter filminin galası dün akşam gerçekleşti. Bugün bir dijital platformda yayınlanmaya başlayacak film. Galası dün akşam yapıldı. Galada tabii ki gözler birçok insana çevrildi. Hande Ataizi ve tabii ki Sara Zeynep, Farah Zeynep Abdullah'ın acaba küsler mi değiller mi gibi hikayesi en başta çok konuşulsa da filmin adı bence duyulsun daha diye. Da çok konuşulan bir şey vardı ki geceye damgasını vuran kıyafetler. Ne olmuş yine? Bülent Ersoy mu geldi galaya? İki kez dizi olarak çekilen Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı Aşk-ı Memnu yıllar sonra Bihter ismiyle sinemaya uyarlandı. Hayatım kurtuldu Bihter. Adnan, bu evden çıkış biletim. İzleyicinin kulak kesildiği Bihter filminin galası dün akşam yapıldı. O Behlül'le birbirinize nasıl baktığınızı görüyor. Hayatımıza hoş geldiniz Firdevs. Yani seni yakınlaştırmaya çalışıyorum. Senin için bu evde kalıyorum ben. Sen niye saçmalıyorsun? Çık. Galada filmin oyuncuları dışında Pelin ve Anıl Altan çifti, Yasemin Keyal'ın, Zeynep Beşerler, Çağlar Ertuğrul gibi ünlü oyuncular da yerini aldı. Filmin oyuncuları gösterim öncesi kamera karşısına geçti. Filmde Bihter'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, izleyiciyi bambaşka bir Aşk-ı Memnu'nun beklediğini söyledi. Biz farklı bir taraftan ele almaya çalıştık Bihter'i. Bu biraz bizim kendi uyarlamamız oldu. Şu ana kadarkiler de uyarlamaydı. Bu da farklı bir Aşk-ı Memnu uyarlaması oldu. Umarım siz beğenirsiniz. Başarılı oyuncu bir fenomen haline gelen Bihter karakterini şu sözlerle anlattı. Nasıl bir karakter? Bihter annesinden kaynaklı. Çok bir inat evliliği yapan, hırslı, gücün peşinde koşan ve bu da ona büyük hatalar yaptıracak olan karakter içinde kendi değişimini çok net şahit olduğumuz ve gördüğümüz karakterimiz. Filmde Behlül'ü canlandıran Boran Kuzum, 1900'lerin başlarında geçen hikayeyi bugüne ışık tutacak şekilde yorumladıklarını söyledi. Bugünün gününe, bugünün gençliğine, bugünün kadınına anlattığımız zaman bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz kısmından ele alıp anlattık. Ben çok kıyaslanacak bir iş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Galada gözler küs olduğu iddia edilen Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah'ın üzerindeydi. Firdevs Hanım, anne. Hemen onu da soracağız. Barış sağlandı mı artık? Abdullah ve Ataizi'nin sette gerilim yaşadıkları ve filmi küs tamamladıkları iddia edilmişti. Herkes herkesi biliyor yani. Hani onun için ne diyeyim ki? Var mı yani? Yorum yok. İkili muhabirlerin ısrarlı sorularına küslük yok, hiç olmadı dedi. Barış sağlandı mı artık? Küsmedik ki bak hala diyoruz küsmedik. Dedim ki size galada göreceksiniz zaten. Bu film bana geldiğinde... Gerçekten ben Farah'ı çok sevdiğim için ve pro Farah olduğum için yani en beğendiğim kadın oyuncu olduğu için süper mutlu oldum. Ve gerçekten hani biz başlangıçtan sona kadar hani yemin etsek başımız ağrımaz. Gerçekten süper böyle güzel bir ikili olduk. Evet gerçekten evet, öyle oldu. Cevap yeterli olmayınca ikili sarılarak iddialara son verdi. Aşk olsun. Gelelim galanın öne çıkan diğer detaylarına. Galada Hande Ataizi'nin şıklığı ve kıyafetini tamamladığı bilekliği dikkatlerden kaçmadı. Yılan motifli bilekliğin tam 1 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminde giydiği kombinin ardından Bihter için tercih ettiği kıyafetiyle yine sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü bir markanın eşofman ve gecelik karışımı tasarımından oluşan elbisenin 124 bin lira olduğu öğrenildi. Sosyal medyada elbisenin indirimde olduğu ve 26 bine düştüğü ilanı paylaşılınca ünlü oyuncunun elbiseyi kaç liraya aldığı şimdilik merak konusu oldu. Filmde çok büyük emek olduğuna hiçbir şüphe yok. Görüntüler çok güzel, heyecanla, merakla izleyiciyle buluşacak. O ayrı bir kısım. Ellerine, emeklerine sağlık. Diğer kısım gelince kıyafetleri mi konuşalım? Hande Ataizi'ne ben kıyafet olarak 10 numara 5 yıldız veriyorum. Zaten bedensel olarak da iyice 28-26'lara doğru inmiş. Artık bir hastalığım var onu da bilemem. Spora düşkünlüğü de belli. Çok spor yapar Hande. Bir de hep 50 yaşında.
Maşallah. İncecik maşallah. Maşallah. Kim maşallah. Diyebilir? Yemiyor o zaman. Bir ya bence kendine çok iyi bakıyor. Hmm. Hiç değişmedi. Tarzını da hiç değiştirmedi. Ne saçının rengi değişti. Galaya iyi hazırlanmış ya da. İyi hazırlanmış. Böyle bir kıyafet falan seçmiş. Güzel. Yakışmış bilekliği çok. De yılan mı var? Yılan başı mı falan? Vallahi bir de şey yani öyle hani korumalarıyla falan gelmiş bileklik evet. Korumaları. Tabii ne yapsın? Demek ki yani gala için taktı sonra korumalara verdi hadi selamet tabii, dedi. Öyle oluyor ya. After party'ye gitti. Dünya markaları geliyor işte orada o reklamını çok güzel bir şekilde yaptı. İşte beklenen bir filminin galası. O beklenen filmin galasına kimin ne giydiği ne taktığı ne sürdüğü önemli. Çok. Şimdi buraya gelelim. Bu da eşofmanıyla gelmiş. Eşofman mı? Hani yağmur yağacak dediler yağmurdan hallice onu mu giydi? Vallahi ben niye bunu yaptı ben anlamadım. Göz felci geçirdim ilk duydu gördüğümde. Ha ben hep çıkaracak içinden elbise çıkacak yani, zannettim. Yani Allah korusun. Valla göz kanattı yorumları da gündemde alt ne deniyor filan üst ya başka bir şey. Ya gecelik görünümle yağmurlukmuş. Ya işte öyle ya bu geçiyor. Galada giyme yani ben sana söyleyeyim gala bittikten sonra bu elbiseyi alsın. Yani hani ne bileyim poşete koysun çöp kutusunun yanına. O arkadaşlar işte ya da ne bileyim hani var ya. Otobüs durağı falan yazıyor. Yani bilmiyorum. bence çok yani bilmiyorum bana bir garip geldi. Aşırı rüküş diyebilirim. Öyle aşırı rüküş. Şimdi bence daha önceki o paçaları uzun başka bir filminin galasında da yine Bergen'i oynadığında da. Onda da saçlar acayip. Orada da saçlar falan pantolonun paçaları yerleri ya, süpürüyordu. Ya anladığım kadarıyla ama. Neden kendi bedenine uygun bir kıyafet neden stylingi yani onu giydiren kişinin böyle bir gözü. Neden böyle bir şey tercih ediyor? Ya istediği kadar giydirsin etsin de yani sonuçta verecek kar. Ben bunu giymiyorum kardeşim diyebilir. Ama bir taraftan da ben marjinalim. Bununları bunu bu ya, şekilde ya gelmek şey istiyorum da diyebilir. Ya Boran Kuzum'un kıyafeti de enteresan bu arada. Kimi? Boran Kuzum'un kıyafeti de enteresan. Ceket, erkek ne kadar enteresan olabilir. Ama o da çok enteresan. O da iddialı bir şey giymiş ama en azından böyle düzgün. Şimdi dünyada yapılan böyle ünlü filmlerin, önemli filmlerin oyuncularının kıyafetlerine baktığımızda herkese böyle bir düz renk, birbiriyle ahenk içinde. Yani hiçbir şeyin önüne çıkmadan ama şık, asil. Değil mi? Biraz i̇şte böyle. Bir şeyin önüne çıkmama derdi. Burada da farklı bir şey olabilir. Yani şu canlandırdığı Bihter'le günümüzün şu galaya giydiği ya da her neyse giydiği şey aynı mı? Değil. Ters köşe yapmış ters. Murat. Yani biz anlamıyor olabiliriz. Çok terse gittik biz bak, de şu an ya. Çok terse. Biz yani Z kuşağı biz çok terse ki anlamıyoruz. Yani gerçekten ki ben biraz hani moda konusunda, kıyafetler konusunda yenilikçi ve ne diyeyim sana daha cesur bir insan olabilirim bugüne kadar. Böyle çok şey denedim. Çok şey, çok tuvalet giydim vesaire. Ama şimdi bunu neden giydiğini anlayamıyorum. Ha şurasından da yakalayamıyorum. Ne bileyim ya Gürcistan halk danslarından çıkmış gibi falan filan yani. Kollar da içinde zaman. Kaybolmuş. Bak eller de aşağı. Çünkü transparan kollar. Bilmiyorum yani ben ünlü bilmiyorum değil canım yani ben hayır diyorum bizimle değilsin açık ve net. Evet bak 850 euro %75 indirimle. Bir de para mı veriyorlar buna? Yani umarım vermemiştir ya. Delilik ya. Hayır hayır normal vatandaş da görse şunu alsa 250 850 bin euro verdim ben buna ha ha dese, gülerler yani. Rahat bir şey giymek istedim. Sokağa belki. At daha iyi o parayı yani şöyle at savur çık şu çatının damına çık savur daha iyi yani. Bilmiyorum da marka kendinin bu kadar konuşulduğunu bilse şu şeyle. Ya bunu yapan marka da Allah aşkına yani daha ooo yanmışız ya. Düşünsene. Geçmiş olsun. Neyse. Yani film bilmiyorum ama yüzü, makyajı, saçı çok güzel. Maşallah. Kıyafeti Allah sahibine bağışlasın. Barışma hadisesinde zaten ya bu reklam ayakları falan filan diye bir ifaden vardı benim. PR çalışması falan hep beraber de gördük. Sarılıyorlar. Hiçbir problem yok dediler. Zaten evet. Yakışan da budur. Bravo. Tebrik ediyoruz. Peki.